İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan bir Galatasaray vardı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Sonunda karşılaşmayı değerlendirelim. İyi geceler. Tabii ilk yarı evet pozisyon üretmekte zorlandık. Hatta çok az pozisyon bulduk. Burada rakibimizin inatla ve ısrarla iyi savunması da önemli bir etkendi. Artı dizilişimiz pek doğru gelmedi, olmadı. Blok arasında hiç kullanamadık. Bazı bir iki cılız pozisyonlara girdik ama oyunun topla oynayan tarafı daha fazla biz olmamıza rağmen o oyun hakimiyetini üretkenliğe veyahut da atak devamlılığına, hücum devamlılığına döndüremedik. Gerçi bu arada herhangi bir pozisyon da görmedik kalemizde. Rakibimizin ısrarlı ve ciddi, disiplinli savunması devam etti. Tabii gol yemedikçe bu direnç de artıyor. Doğal olarak. Yaptığımız değişiklikler Galatasaray gibi oynamaya başlamaları, atak sürekliliğini ele almak rakibi hataya zorladı. Bizi de daha önde, daha üretken hale getirdi. Daha önce de özellikle 18 dışından vurduğumuz toplarla gol yapabilirdik. Ama sonlara doğru da olsa bu sürekliliğin meyvesini aldık. Bu arada da neredeyse yani gol pozisyonu da vermedik diyebilirim. Bu da sevindirici bizim için. İkinci yarı tabii gerçek Galatasaray gibi oynamak bize daha doğru durdu. Her maç biraz daha sıkıntılı olacak. Bu bir gerçek. Ama 3 puan aldığımız için memnunum. Oyuncularımı kutluyorum. Başka soru yoksa var mı Emrah, Oktay? Son dönemde kendi camianız içinden de sizi yıpratmaya yönelik bazı hareketler görüyoruz. Fatih Terim olarak siz nasıl hissediyorsunuz? Ruh haliniz, motivasyonunuz nasıl? Vallahi hayat böyle bir şey. Eğer yukarılardaysanız yalnızsınız. Eğer çok başarılıysanız düşmanlarınız da, muhalifleriniz de artıyor. Onu söyledim geçenlerde yani 50 senelik bir emek koy, bu 50 senede büyük başarıları koy. Doğal olarak bazılarını rahatsız etmiş olabilir ama ben hiç öyle bu savaştan kaçacak veyahut bunlardan çekinecek biri değilim. Ancak tabii dışarıdakini sonuç olarak bilirsiniz de içerideki tabii bilemiyoruz. Daha çok üzüyor adamı. Ama şu 4 maçımız bir hayırlısıyla bitsin bakalım. Sonra bakarız. Müsabakaya akredite olan medya mensuplarından gelen sorulara geçiyoruz. TV Bu Spor, Metin Pekgüven, Antalyaspor mücadelesinde coşkulu ve etkili oyunu sahaya yansıtan takımınız bugün pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. Hem arda arda olan maçlarda takımda belli yorgunluğun olması hem de iç sahada uzun süredir maç kazanamamak futbolcularınızı mental anlamda olumsuz mu etkiledi? Muhakkak ki tabii böyle maçlarda gol gecikince bir de kazanmak zorunda olmak sizi psikolojik olarak bir baskı altına alıyor. Acaba diye de gol gecikince bazı soruları sorar kendi kendine oyuncu. Rakip direncinin kırılması demek, gol atmanız demek. Oradan sonra daha başka bir oyun oynanabilir, daha rahat olabilirsiniz. Haftada 3 maç oynamak tabii ki fizik olarak da yıprattığı gibi
psikolojik olarak da yıpratıyor. Ve işte 3 tane oyuncunuz pozitif çıkıyor. 1 tane çıkıyor, 4 çıkıyor. Ne oldu? Testin sonucu ne gelecek? Böyle baktığımızda hızlandırılmış bir lig oynuyoruz zaten. Yani bazen çarşamba cumartesi, bazen çarşamba pazar. Bütün takımlar için söylüyorum. Bu kolay değil açıkçası. Tabii sakatlığa açık, yorgunluğa açık. Ama psikolojik olarak da etkilendiklerini söyleyebilirim oyuncular. Habertürk.com Erhan adı güzel. Rize maçında size tribünden sataşan kişiyle diyaloğa girdiniz. 2 maç ceza verildi. Ancak Kasımpaşa maçında aynı durum yaşanmasına rağmen Emre Belezoğlu'yla Volkan Demirel PFDK'ya dahi sevk edilmedi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bu sorunun muhatabı ben değilim. Bu sorunun muhatabı hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Baykan. Ona sorun, bana ne soruyorsunuz? Radyo Spor, Ajans Spor, Salim Manav. Galatasaray'a futbolcu ve teknik adam olarak yaklaşık yarım asırdır hizmet ediyorsunuz. Kamuoyu ve basında başkan adayı olacağınıza dair iddialar var. Bu konudaki düşünceniz nedir? Valla geçen günkü maçtan sonra ben söylemimin son cümlesinde söylediğim yerdeyim. Ben üçgenden ayrılmış değilim. Zaten bunu daha önce ifade ettim. Hangi üçgen içerisinde yaşadım? Aynı fikirlerim aynı, düşüncelerim aynı. Bu zaten herhalde bu sorunun cevabıdır. İyi geceler. Teşekkürler. Evet. O üçgen aile, Galatasaray ve dostlardı. Evet. Anlaşılan Fatih Hoca sezon sonuna kadar birçok şeyi ertelemiş görünüyor en azından. Ama sezon sonu konuşulacak çok şey var. Çok dikkatimi çeken bir konu dışarıdaki muhalifleri, düşman demiyorum çünkü o sözcük de orada kullanıldı. Çünkü çok ağır bir sözcük bence. Ama içerideki muhalifleri bilmemiz mümkün değil ki en tehlikelisi de o. Bu Mustafa Denizli'nin içimizdeki İrlandalı'na benzedi. Haliyle bu dönemin beraberinde getirdiği sorunlar hepimiz insanız. Futbolcuların da teknik adamların da etkilenmemesi mümkün değil. Baskı oluşmaması mümkün değil. Ama üst düzey profesyonel iseniz o baskılarla baş etmeyi de öğrenmeniz lazım, bilmeniz lazım. Mazeret göstermeden en üst düzey performansı sergilemeniz lazım. Kaldı ki bugünkü maça yönelik tespitlerinde de birçok eksiklerinin olduğunu Fatih Hoca söyledi. Yani sağ dizilişleri dahil olmak üzere. Bloklar arası o boşlukları kullanmayı düşünmüşler. Onları kullanamamışlar. Orada eleştiri de var tabii. Bütün bunların biliniyor olması bile büyük bir avantaj. O yüzden zor da olsa kalan 4 haftalık süre içinde mümkün olduğunca az etkilenerek maçları kazanma zihniyetinde bir Galatasaray var. Ama ipler de şu an Beşiktaş'ın elinde. İşin gerçeği de o. Evet hocam. Yani tabii bir yandan sağ içi ama ağırlıklı olarak da sağ dışından da konuştu yine Fatih Hoca. Ki bütün basın toplantılarının teması aşağı yukarı böyle oluyor. Az sağ içi, çok sağ dışı bu saatten sonra böyle olacak. Gözüken evet. O. Yani biz yani ne kadar işte konuşsak da zaten sohbetin, konuşmanın şeyi de meyli de başka yöne gidiyor. Evet. Ya Fatih Hoca şimdi bu sezon bunu çok yaptı. Yani daha çok böyle kendini öz eleştiri yerine takımını daha doğrusu niye oynamadı, performans vermedi hem sezon başı hem de sezon devre arasında 5 tane oyuncu almasına rağmen esas bunu irdelemesi gerekirdi. Onun gibi tecrübeli bir teknik adamın. Bugün aldıkları 3 puan önemli. Şimdi oyun falan da bugün hani evet söyleyeyim doğaçlama olduğu için geçtiğimiz maçlarda ondan istenilen oyunu oynamadı. Yalnız evet zihinsel evet var diyorsun yorgunluk. Evet fiziksel de var. Bu Beşiktaş'ta oynamıyor mu aynı tempolarla? Beşiktaş'ın temposunda değişen bir şey var mı ligde? Yok. Yani onun için alınan 3 puan önemli Galatasaray adına. Yarışta kalmak, 88. dakika gol attılar. Uzatmanın son saniyesine atsa bile çok önemliydi Galatasaray adına.
Ama en büyük sıkıntı eldeki oyuncularla Fatih Hoca'nın tutarsızlığı.